Seninki geldi arıza. Ya sus be. Seninki falan deyip durmasana. Biri duyacak şimdi. Aa, barıştınız mı? Çok sevindim. Siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz acaba? Aşkına sahip çık kızım. Kolay aşık olunmuyor. Sen de mi aşıksın? Benim durumlar karışık. Nazlı şanslı. Kiminle karışık durumlar? Ya sen sussana, Nazlı kızıyor. Hakikaten kızıyorum, şimdi kafanıza bardak falan atacağım. Al şunu. Selam. Selam. Köfteyi sen yapacaktın. Ama ben şimdi salatayı yapmaya kendimi çok hazırladım. Emin misin? Geçen hafta da salatayı hep ben yaptım. Beğenmedin mi? Yani işte. İşte mi? O zaman ekmekle salata kasesinin dibini niye sıyırıyordun? Yani o zaman çok yorulmuştum. Açlıktan fark etmedim iyi mi kötü mü? Aman tamam. Al hadi sen yap. Hayret bir şey. Hoş geldin. Hoş bulduk dayı. Geçmiş olsun. Çok sağ ol. Sen de bu ailenin bir ferdisin. Zaman zaman bunu unuttuysan kusura bakma. Önemli değil. Diğerleri mutfakta, gel yanlarına gidelim. Bakın kim geldi. Oo, nihayet takviye kuvvetler gelmiş. Hoş geldin Savaş. Hoş bulduk. Ne haber dayı? İyi. Özledik. Yardım lazım mı? Aslında mangalı yakabilirsin. Süper. En sevdiğim iş biliyorsun. Bütün malzemeler dışarıda. İstediğin al. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Kremalı sıkarsın. Unuttum onu bak. Nazlı, yardım etmek ister misin bana? İster ister. Kızım sana ne ya? Belki gitmek istemiyorum. Hadi oradan be. Şu an mutluluktan ayakların yerden kesildi. Yürü hadi yürü. Hatta koş. Bir küçük bir parça kaldı, bunu da yapayım. Tamam. Bunu da böyle yapayım. Aslında evi hazırlarken de takviye kuvvet çağırsaydınız iyi olurmuş bak. Evet bak, hiç aklıma gelmedi benim gerçekten. Ya benim de. Neyse artık. Ya bana bak, sen böyle çok yavaş çalışıyorsun, biraz kesin. Ama ne yapayım, ne zamandır pratik yapmıyormuşum baksana. Bu kadar biber yeter mi peki? Birazcık bak kesin. Aşkım sen gidip dinlensene biraz, burada yoruluyorsun. İyiyim ben. İyi tamam, sen bilirsin. Şu limonu da keser. Tamam. Bak, bunu böyle salladığımız zaman iyice ateşi güçlendiriyoruz. Aman ne ilginç hakikaten ya. Erkeklerin şu mangalı yakarken ateş şeyini bulmuş gibi sevinmesi hakikaten bayağı tuhaf oluyor. Anlayamazsın Nazlı. Ya bu acayip bir şey. Üstüne kitap yazılır. Aman ne acayip. Alt üstü et pişecek ya. Ya ne yapıyorsun?
Ecelini mi tutadın Savaş? Biri görecek. Bir şey olmaz. Ne olacak? Annem içeride. Haluk kisi içeride. Bir şey olmaz tabii tabii. Daha heyecanlı değil mi? Bak gülüyorsun. Hoşuna gitti senin de. Neyin olduğunu anlatacak mısın? Nereden çıktı şimdi? Baksana sorunca bir de yüzün değişiyor. Hani anlatacaktın, paylaşacaktın? Tamam. Anlatacağım. Yandı mı? Peri gider misin? Mangal hazır mı diye sordular da etleri getireceklermiş. Hazır, hazır. Hoş geldin. Gelmene sevindim. Güneş Hanım çok ısrar etti de. Ama istemesem gelmeyebilirdim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hava çok güzel. Yürüyelim mi biraz? Benim ailem. Benim ailem. Buraya niye geldim ben de bilmiyorum. Belki de ne söyleyeceksin onu merak ediyorum. Ya da işte iki haftada ne değişti bilmiyorum. Yaptıklarımın savunulacak bir tarafı yok. Özür dilemenin de bir manası yok. Ama şunu bil ki ben o adam değilim, olmak istemiyorum. Yani bunu yapabilmek için de senin yardımına ihtiyacım var. Ben sana yardım edemem. Edebilirsin. Tutunabileceğim birkaç insandan birisin. Oğlumsun. Anneme yaptıkların, bana yaptıkların. Bir şey, hiç açma. Ne olur açma çünkü ben zaten... Yani bu kabuslarla uyanıyorum hep. Senden bir şey isteyeceğim. Senden sadece bir günlüğüne bunu unutmanı rica ediyorum. Bir günlük bir anı vermeni rica ediyorum. Yapamaz mısın? Bir gün. Yapamam dersen anlarım. Bilmiyorum. Ben sana karşı ne hissediyorum onu bile bilmiyorum. Ama artık öfkeli bile değilim.
Benim babam hiç iyi bir adam değildi, iyi bir baba değildi yani. Onunla ilgili iyi bir anım yok. Yani o yüzden ben nasıl iyi baba olunur bilmiyorum. Yine düştü desene. Hayır, hayır, ben onun gibi değilim. Hayır, değilim. O hiçbir zaman hata yaptığını kabul etmedi. Hayatı boyunca hep haklı olduğunu savundu. Şuraya bak ya. Acınacak haldeyim. Senden özür dilemeyi bile beceremiyorum da. Yetmez, biliyorum. Ama ben kötü bir baba değilim. Gerçekten değilim. Yani hatalar yapan biriyim. Ama kötü bir baba değilim. Seni seviyorum ben. Senden bana bugünü oğlumla bir anı olarak vermeni istiyorum. Ben seni hep sevdim. Hep. Ben hayatım boyunca sadece normal bir annem ve babam olsun istedim. Sadece beni seven bir anne ve bir baba. Sen şimdi bana beni sevdiğini söylüyorsun ya. Keşke daha önce söyleseydin de. Bilseydin bunu. Çok değil, aradım söyleseydin keşke. Bilseydim. Bana bugünü ver. İnan bana her şeyi değiştireceğim.